ekranı KRT'den herkese merhaba. Bugün 19 Temmuz Perşembe, saatlerimiz 14.30'u gösteriyor. Gün iziyle, güne iz bırakan gelişmelerle karşınızdayız. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 20 Temmuz 2016'da ilan edilen olağanüstü hal 3 ay aralıklarla 7 kez uzatılmıştı ve o hal dün sona erdi sevgili izleyenler. CHP'de olağanüstü kurultay için kritik süreç devam ediyor. Muhalif cephe bugün kameralar karşısına geçti ve toplanan imza sayısını açıkladı ve o sayı 526'ya ulaşmış durumda. Detaylarına bakacağız. Sivas'ın Suşehri ilçesinde vatandaşlar içtikleri sulardan etkilendi ve karın ağrısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye gidenlerin sayısı 750'yi geçmiş durumda. Bakacağız. Başlıklar böyle. Hemen detaylara geçelim. Evet, 2 yıl süren olağanüstü hal sona erdi. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından 21 Temmuz 2016'da ilan edilen ve 3 ay aralıklarla 7 kez uzatılan olağanüstü hal bu gece saat 1 itibariyle sona erdi. 21 Temmuz 2016'da Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen ve resmi gazetede yayımlanan olağanüstü hal kararı ile ilgili Başbakanlık tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmuştu. Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiyesi üzerine demokrasi, hukuk, özgürlükleri koruma ve güçlendirme amacıyla 3 ay süreli OHAL uygulamasına yönelik Bakanlar Kurulu kararına ilişkin söz konusu tezkere aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmüştü. Görüşmelerin ardından anayasanın 120. maddesiyle olağanüstü hal kanununun 3. maddesinin B bendi kapsamında ülke genelinde 21 Temmuz 2016 Perşembe günü saat 1'den itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hal ilan edilmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan görüşmeler neticesinde OHAL 19 Ekim 2016, 19 Ocak 2017, 19 Nisan 2017, 19 Temmuz 2017, 19 Ekim 2017, 19 Ocak 2018 ve son olarak 19 Nisan 2018'de her biri saat 1'de başlamak üzere 7 kez uzatıldı. Anayasaya göre OHAL için ilan edilen sürenin bitimine kadar yeniden uzatılmasına dair tezkerenin meclise sunulmaması halinde OHAL kendiliğinden kalkmış sayılıyor. Buna göre ülke genelinde 21 Temmuz 2016 Perşembe günü saat 1'den itibaren ilan edilen olağanüstü hal gece saat 1 itibariyle sona erdi. Avrupa Birliği'nden de OHAL açıklaması geldi. Avrupa Birliği OHAL'in kaldırılmasını memnun edici bir adım olarak değerlendirdi. Olağanüstü halin sürdüğü 2 yıl boyunca protesto amaçlı sakalını kestirmeyen Aytu Atıcı, OHAL'in sona ermesinin ardından Grup Başkan Vekili Özgür Özel'le birlikte meclis berberine gitti ve sakalını kestirdi. Olağanüstü hali protesto etmek için sakal bırakan CHP Mersin Milletvekili Aytu Atıcı, OHAL'in kalkmasıyla birlikte sakallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi berberinde kestirdi. Atıcı beraberinde CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve bazı milletvekilleriyle gitti. Aytu Atıcı yaklaşık 2 yıldır sakallarını kesmiyordu. Parlamento tarihinin belki de en uzun siyasi eylemini gerçekleştirdiğini söyleyen Atıcı, keşke böyle bir rekorun sahibi olmasaydım dedi. Uzun sakalı nedeniyle OHAL Baba, OHAL Dede gibi lakaplar takıldığını, Karl Marx'tan Gandalf'a isimlendirmeler yapıldığını anlatan Atıcı, bu süreçle ilgili bir kitap yazacağını söyledi. Yani hatıra olarak bir kız, bir tutam saklayabilirim belki. Peki evden nasıl tepki geldi? Valla kızım çok ısrarla sakaldan bir tutam istiyor. Çünkü o rüyasında bile 5 kere gördü sakalımın kesildiğini. Çok istiyor o da. Umarım o da mutlu olacak. Yani bir tanesi hiç unutmuyorum. Mecliste bu tecavüzlerle ilgili bir yasa görüşülecekti. Onu protesto etmek için kadınlar gelmişti. Bir kadın arkadaşımız Noel Baba'ya benzetti. Oradan bizimki de dedi ki hayır Noel Baba değil OHAL Baba dedi ve ismimiz OHAL Baba kaldı. Çocuklar OHAL Dede dediler. Efendim yani Karl Marx'tan tutun da Gandalf'a kadar çok geniş spektrumda yelpazede bir şey takıldı. Tabii bu arada bu 2 yılı küçük küçük notlar alarak değerlendirdim. Bir kitap hazırlığına başladım. Şimdi orada bana takılan lakapların hepsini burada söylemeyeyim. O lakapları takacağım, yazacağım. Sosyal medyada destekleyenler olduğu gibi çok ciddi eleştirenler de oldu. Onlara da saygı duyuyorum.
ahlak kurallarının dışına çıkmadan, küfür etmeden en ağır eleştirileri yapanlara da saygı duyuyorum. Bizi önemsemiş, eleştirmiş anlamında. Onların da çoğunu not ettim. Ve bu süreç içerisinde yaşadığımız acı tatlı olayları da küçük bir kitap olarak hazırlayıp tıpkı onurlu adalet yürüyüşümüzde yaptığımız gibi küçük bir kitapçık halinde de belki sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay için kritik süreç devam ediyor. Muhalif cephe bugün kameralar karşısına geçti ve son imza sayısını açıkladı. O sayı 526'ya ulaştı. Kısa bir süre sonra en geç bugün akşam ve yarın en geç yani hafta sonuna kadar yeteri sayıda imzanın toplanacağını ve önümüzdeki hafta içerisinde yetkili makamlara ulaştıracağımızı ifade etmek istiyorum. CHP'de olağanüstü kurultay isteyen muhaliflerde imza toplama çalışması devam ediyor. Şu ana kadarki 3 günlük süreçte toplanan imzaların sayısı belli oldu. Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Gaye Usluer açıkladı son rakamı. Bize gelen verileri, bilgileri katmaksızın dün saat 5 itibariyle noter tasdikli imza sayısını sizlerle ve sizler aracılığıyla tüm Türkiye ile paylaşmak istiyorum. Eksiği vardır, fazlası yoktur. Tam 521 delegemiz dün saat 5 itibariyle olağanüstü kurultay talebine yönelik noter imzalı, noter tasdikli imzalarını bizimle paylaştılar. Sizlerle açıklama yaparken, açıklama yaptığımız süre içerisinde yani 17 dakikada 5 tane delege arkadaşım telefonuma WhatsApp gönderip bizim de isimlerimizi söylememize bir sakınca yoktur demiştir. Dolayısıyla 521'den sonra yani dün akşam 17'den sonra bu sabah bu dakikalarda bize ulaşan İzmir milletvekilimiz Sayın Mehmet Ali Çelebi parti meclisimiz aynı zamanda imza atmıştır, çağrıda bulunmuştur. Adana kurultay delegemiz Sayın Ertan Karaoğlu imzasını atmıştır. Osmaniye delegemiz Sayın Mahmut Yaş imzasını atmıştır. Hatay delegemiz gençlik kollarından bir arkadaşımız Sayın Sonay Aykut sabah notere gidip imzasını atmıştır. Ve önemli bir imza olarak gördüğümüz Türkiye genelinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Cumhurbaşkanı adayımızın en yüksek oy aldığı Defne, Hatay Defne Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Yaman da imza atmıştır. Tüzün en geç yarın yeterli imzanın toplanacağını ifade etti. Sayının bugün 600'ü geçeceğine yürekten inanıyoruz. Yarın ise yeterli imzanın toplanacağını gerçekten yürekten inanıyoruz. Önümüzdeki hafta içinde de gerekli makamlara bunları götüreceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. CHP'de olağanüstü seçimli kurultay yapılabilmesi için delegelerin yarısının imza vermesi gerekiyor. Eğer muhalifler 634 imza toplayabilirse genel merkezin 45 gün içerisinde kurultayı toplaması gerekiyor. Ancak parti yönetimi muhaliflerin yeterli imzayı toplayamayacağı görüşünde. CHP'den Çorlu'daki tren kazasına ilişkin araştırma önerisi geldi. CHP Grup Başkan Vekili 8 Temmuz'da Çorlu'da 24 vatandaşın hayatını kaybettiği, 318 vatandaşın ise yaralandığı tren kazasının araştırılmasını istedi. CHP Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 24 vatandaşın hayatını kaybettiği tren kazası için mecliste araştırma komisyonu kurulmasını istedi. CHP Grup Başkan Vekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde 8 Temmuz'da Çorlu'da 24 vatandaşın hayatını kaybettiği, 318 vatandaşın ise yaralandığı bir tren kazası meydana geldiği anımsatıldı. Trakya'da uzun süredir pek çok tren seferinin yol yenileme çalışmaları gibi sebeplerle yapılamadığı, kazanın meydana geldiği güzergah olan Uzunköprü Halkalı Seferi'nin de 1 Mayıs 2018'de başladığı ifade edildi. Gerekçede kazada birinci vagonun raydan çıkmadığı, devrilmediği, ardından gelen 5 vagonunsa raydan çıkarak devrildiği, kaza anında trenin hızının 90-110 km olarak tespit edildiği belirtildi.
Kazadan yaklaşık 8 dakika önce tren personelinin mobil bilgi sistemlerine yer sayısından fazla yolcu vardır ibaresiyle bilgi girişi yapıldığının vurgulandığı gerekçede tren kazasının ciddi ihmal ve denetimsizlik sonucu yaşandığı anlaşılmaktadır denildi. Anayasa Mahkemesi Engelsiz Yaşam Partisi ve Yenilikçi Türkiye Partisi'ni dağılmış sayarak hukuki varlığının sona erdirilmesine hükmetti. Yüksek Mahkeme ise Hak ve Huzur Partisi'nin dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdirilmesi talebini ise reddetti. Anayasa Mahkemesi Engelsiz Yaşam Partisi ve Yenilikçi Türkiye Partisi'ni dağılmış sayarak hukuki varlıklarının sona erdirilmesine hükmetti. Anayasa Mahkemesi'nin resmi gazetede yayımlanan kararına göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 5 Kasım 2013'te kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na vererek tüzel kişilik kazanan Engelsiz Yaşam Partisi hakkında hazırladığı iddianamede partinin kendiliğinden dağılma hali ve buna bağlı hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesini istedi. Yüksek Mahkemece yapılan incelemede ilk büyük kongresinde zorunlu organların oluşturmadığı tespit edildiğinden Engelsiz Yaşam Partisi'nin dağılmış sayılmasına, hukuki varlığının sona erdirilmesine, partinin tüm mallarının hazineye geçmesine karar verdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca 8 Nisan 2015'te tüzel kişilik kazanan Yenilikçi Türkiye Partisi'nin de ilk büyük kongresini yapmadığı ve zorunlu organların oluşturmadığı gerekçesiyle kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesini istedi. Anayasa Mahkemesi, Hak ve Huzur Partisi'nin dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdirilmesinin talebini ise reddetti. Polis Akademisi öğrencilerinin mezuniyet törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özellikle 15 Temmuz ve arkasındaki hain yapılanmanın güvenlik birimlerimizde yarattığı tahribatı kapatıp artıya geçmeye çalışıyoruz. Emniyet teşkilatımızdaki personel sayımıza 15 Temmuz sonrasındaki süreçte ülke genelinde 68.779 yeni polis ekledik açıklamasını yaptı. Terör artık küresel bir şirket gibi küresel bir akılla yönetiliyor. Yıllardır ülkemizde bir şekilde varlığını sürdüren PKK'ya, YAŞ'a, YHKPC'ye ve FETÖ gibi örgütleri birbirine ekliyor ve birbirleriyle beraber güçlenmeye çalışıyorlar. Büyük bir gayret içerisindeyiz. Özellikle 15 Temmuz arkasındaki hain yapılanmanın güvenlik birimlerimizdeki yarattığı tahribatı kapatıp artıya geçmeye çalışıyoruz. Emniyet teşkilatımızdaki personel sayımıza 15 Temmuz sonrasındaki süreçte ülke genelinde 68.779 yeni polis ekledik. Yalnız İstanbul'da 17.465 polis arkadaşımızı göreve başlattık. Bugün 21. dönem mezunlarımızla birlikte bu yıl için 18.426 evladımız emniyet teşkilatımıza katılmış olacak. Yıl sonuna kadar 25.500 kişilik daha alım planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki yılda 35.000 yeni öğrenci alacağız. Suça ve suçluya karşı bir çığ gibi büyüyor ve hep birlikte güçleniyoruz. Şunu net olarak ifade etmek isterim ki emniyet teşkilatımızda FETÖ ile mücadele sürecinin 15 Temmuz'un personel noktasındaki bütün tahribatı kapatılmıştır ve artıya geçilmiştir. Önümüzdeki dönemde yeni hükümet sistemimizin sağladığı güçlü ve hızlı karar alma mekanizmasında verdiği avantajla inşallah çok daha büyük başarılara hep birlikte imza atacağız. Özellikle uyuşturucu, asayiş ve trafik konularında çok önemli işler yaptık. Kapasitemizi hızlıca arttırıyoruz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Komuta Akademisi yurt içindeki ilk ziyaretlerini sınırın sıfır noktasındaki Dağbaşı Üst Bölgesi'ne yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Komuta Akademisi yeni görevlerini sınırın sıfır noktasında Mehmetçik'le birlikte kutladı.
teröristlerin bir dönem Türk askerinin giremeyeceğini iddia ettiği Çukurca kırsalındaki 2270 rakımlı dağbaşı üst bölgesine komutanlarla giden Akar, çok şükür yukarıdan aşağı süpüre süpüre bu alçak teröristleri hudutlarımızın dışına attık, teröristleri takibe devam ediyoruz dedi. Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal'la yurt içindeki ilk ziyaretlerini sınır birliklerine yaptı. Bakan Akar ve komutanlar dün akşam saatlerinde uçakla Hakkari'ye gitti. Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'ndan 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçen Akar, harekat merkezinde teröristlerle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgi aldı, direktifler verdi. Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları daha sonra askeri helikopterlerle teröristlerce girilemez olarak nitelendirilen Çukurca'daki yeri gezdi. Üst bölgesinde görevli Mehmetçik'le bir araya gelen Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığı görevine atandığını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinde de değişikliklerin olduğunu hatırlattı. Yeni görevlerimize yönelik kutlamayı burada dağ başında sizlerle birlikte yapalım istedik diyen Akar, Mehmetçik'in bölgede çok önemli görevleri yerine getirdiğini vurguladı. TSK terör örgütü PKK'nın lojistik sorumlusu Hasan Çakmak'ın 13 Temmuz'daki operasyonda öldürüldüğünü duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak kuzeyine 13 Temmuz'da düzenlenen hava harekatında öldürülen 3 teröristten birinin PKK'nın lojistik sorumlusu Hasan Çakmak olduğu tespit edildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Delil Karakoçan kod adlı Hasan Çakmak'ın da aralarında bulunduğu 3 teröristin silah, mühimmat ve uyuşturucu alışverişi esnasında hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Harekata ilişkin TSK'nın Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde uyuşturucu alışverişi sırasında bir aracın tam isabetle vurulduğu anlar yer aldı. Türkiye ve Kuzey Irak'ta düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü mensubu 9 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Kandil'le Şırnak ve Siirt kırsalındaki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında 9 bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Irak kuzeyindeki Kandil'le Şırnak'ın Uludere ve Siirt'in Ero ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine 17, 18 ve 19 Temmuz'da hava harekatları düzenlendi. Hava harekatlarında 9 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile etkisiz hale getirildi. İstanbul'da FETÖ'nün ankesörlü telefon soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 221 şüpheliden 132'si tutuklandı. Fethullahçı terör örgütüne yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 221 şüpheliden 132'si tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca FETÖ'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması kapsamında örgüt içi haberleşme amacıyla ankesörlü veya sabit kontörlü hatları kullanan askerlere yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 221 şüphelinin hakimlik işlemleri tamamlandı. Hakimlik aralarında muvazzafların da bulunduğu 132 şüpheliyi silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklarken 84'ünü itirafçı olduğu gerekçesiyle 5'ini de mevcut delil durumundan adli kontrol kararıyla serbest bıraktı. Soruşturma kapsamında 256 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 35'ini yakalamak için çalışmalar sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Küçükçekmece, Eyüp ve Avcılar ilçelerinde 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde toplanan ekipler sabah saat 5 sıralarında operasyon için düğmeye bastı.
Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Küçükçekmece, Eyüp ve Avcılar illerinde önceden belirlenen 28 adrese gidildi. Özel harekat polislerinin operasyon yapılan sokaklarda güvenlik önlemi aldığı görüldü. Narkotik suçlarla mücadele ekipleri tarafından Küçükçekmece, Eyüp ve Avcılar'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve 2 adet silah ele geçirilirken olayla ilgili 23 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye getirilen şüphelilerin tutuklanmasının ardından Adnan Oktar da sabah saatlerinde tutuklandı. Oktar mahkemedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Mahkemede çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddialarıyla ilgili soruları yanıtlayan Adnan Oktar iddiaları çirkin bulduğunu söyleyerek reddetti. Atılı suçları kabul etmediğini söyleyen Adnan Oktar, geniş bir arkadaş grubum vardır. Lakap kullanırım ancak kod adım yoktur dedi. İfadesinde ayda 3500 lira geliri olduğunu beyan eden Oktar, başta geliri olmadığını söyledi. Kendisine kumpas kurulduğunu da öne süren Adnan Oktar, yurt dışında yaptığı görüşmelerinin Türkiye aleyhine değil lehine olduğunu söyledi. Oktar, küçük kızları evine alarak tacizde bulunduğu iddialarını da kabul etmedi. Adnan Oktar suçlamaları reddederken, hukukun içinde yaşayan bir kişiyim, halkın içinde yaşayan bir kişiyim. Herkes beni görür, tanır. Gittiğim yerler bellidir. Gizli anlaşılmaz örgüt lideri değilim. Dürüst insanlarla yaşamayı seven, dost olmayı seven, arkadaş çevresi olan bir kişiyim. İddiaları çirkin buluyorum, kabul etmiyorum ifadelerini kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar bürosunca yürütülen soruşturma doğrultusunda toplam 168 kişi tutuklanırken 19 kişi de serbest bırakıldı. Savcılık, örgüt lideri olduğu öne sürülen Adnan Oktar'la Didem Ürer, Alev Babuna, Ayşegül Hüma Babuna ve Ahmet Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu 59 şüpheliyi suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı, şantaj, mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma, cebir, şiddet ve tehdit kullanılarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Medya dünyasının ünlü ismi, iş insanı Fatih Oflaz, öz kızına istismar suçlamasıyla 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eurosport'un da aralarında bulunduğu birçok eğlence ve tematik kanalın Türkiye temsilcisi olan Fatih Oflaz, 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geçtiğimiz günlerde 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Oflaz'ı öz kızına yaklaşık 7 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle suçlu buldu. Sabıkasız olduğu için de cezasının 18 yıl 9 ay hapis olarak uygulanmasına hükmedildi. Habertürk'ten Zülfikar Ali Aydın'ın haberinde 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında yer alan inanılmaz satırlar vardı. Yaşadığı istismar nedeniyle psikolojik tedavi gören genç kadının 3 kez intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. İstismar mağduru kadının yaşadıklarının izlerini silmek için durumu annesine anlatıp 2013 yılı sonunda psikolojik tedaviye başladığı belirtildi. Birleşmiş Milletler Özel Irak Temsilcisi, Irak hükümetine ülkede hayat şartlarının iyileştirilmesi için başlatılan protestolarda göstericilerin meşru kaygılarına saygı duyma ve bu endişeleri giderme çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Irak Özel Temsilcisi Kubis, Irak hükümetine ülkede hayat şartlarının iyileştirilmesi için başlatılan protestolarda göstericilerin meşru kaygılarına saygı duyma ve bu endişeleri giderme çağrısı yaptı. Kubis yaptığı yazılı açıklamada Irak'taki siyasi aktörlere ekonomik kalkınma,
istihdam ve önemli kamu hizmetlerinin yerine getirilmesine olanak sağlayacak reformlara ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vermesi gerektiğini ifade etti. Su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzlukları protesto etmek için başlatılan gösterilerde yaşanan şiddet ve vandalizmden de derin endişe duyduğunu belirten Kubis, hem protestocuların hem de güvenlik güçlerinin hayatını kaybetmesinden, çok sayıda kişinin yaralanmasından, kamu ve özel mülklerin tahrip edilmesinden üzüntü duyduğunu kaydetti. Barışçıl gösterilere katılmak ve ifade özgürlüğü gibi vazgeçilmez haklara saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Kubis, Irak güvenlik güçlerine itidal göstermesi, orantısız güç kullanımından kaçınması, Irak hükümetine de hayat şartlarının iyileştirilmesi için başlatılan protestolarda göstericilerin meşru kaygılarına saygı duyma ve bu endişeleri giderme çağrısı yaptı. İran tek gelir kaynağı ham petrol ihracatının büyük bir kısmını tedarik eden güneydeki Basra viyaletinde 8 Temmuz pazar günü başlayan gösteriler Zikar, Babil, Meysan, Divaniye, Necef ve son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı. Hayat şartlarının iyileştirilmesinin talep edildiği gösterilerde su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzluklar protesto ediliyor. Gösterilerde 6 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kudüs ve mülteciler konusundaki tavrını değiştirmediği sürece ABD ile ilişkilerin düzelmeyeceğini Rusya yönetimine iletti. Fetih Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril Er-Rucup, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Kudüs ve mülteciler konusundaki tavrından vazgeçinceye kadar ABD ile ilişkilerin düzelmeyeceğini Rusya yönetimine ilettiğini söyledi. Filistin Devlet Televizyonu'na konuşan Rucup, Abbas'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde Kudüs, mülteciler ve yerleşim birimleri konusundaki tavrından geri adım atmaması durumunda ABD ile ilişkilerin düzelmeyeceğini ilettiğini ifade etti. Rucup, Abbas'ın görüşmede uluslararası meşruiyete olan bağlılığını aktardı. Filistin Ulusal Uzlaşısı konusunda Mısır'ın çabalarını takdir ettiklerini belirten Rucup, hükümetin Gazze'de yönetimi tam olarak devralmasınınsa zorunlu olduğunu sözlerine ekledi. Devlet Başkanı Mahmud Abbas, geçen cumartesi Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Putin'le bir araya gelmişti. Filistin topraklarında Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana siyasi bölünmüşlük yaşanıyor. Fetih'le Hamas heyetleri son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren uzlaşı anlaşmasını imzalamıştı. Buna göre Filistin uzlaşı hükümetinin geçen yılın sonunda Gazze şeridinde tüm kontrolü devralması gerekiyordu ancak yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle bu tam olarak hayata geçirilemedi. Son olarak önceki gün Hamas'ın Mısır'ın en geç 5 hafta içinde ulusal birlik hükümetinin kurulmasını öngören uzlaşı önerisini kabul ettiği açıklanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Rahip Brunson'un serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya paylaşımında Rahip Andrew Brunson hakkında verilen kararın utanç verici olduğunu söyledi. Brunson'un çok uzun süredir rehin tutulduğunu belirten Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu muhteşem Hristiyan babanın ve kocanın serbest bırakılması için bir şeyler yapmalı ifadelerini kullandı. Trump, Rahim Brunson'un yanlış bir şey yapmadığını ve ailesinin ona ihtiyacı olduğunu da dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rusya'nın artık ABD'yi hedef almadığını, düşünmediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kabine toplantısı öncesinde basın mensuplarına Rusya ile ilgili açıklamalarda bulundu. Thank you very much everybody. We're doing very well. We are doing very well. ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Helsinki'deki görüşmesini hatırlatarak, "Muhtemelen daha önce Rusya ile hiç kimsenin yapmadığı iyi bir şey yapıyoruz. Ayrıca hiçbir başkan Rusya ile benim kadar sert mücadele etmedi." dedi. Trump, bir basın mensubunun "Rusya ABD'yi hedef almaya devam ediyor mu?" sorusuna ise "Hayır" yanıtını verdi.
And I think President Putin knows that better than anybody, certainly a lot better than... Öte yandan ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Helsinki'de düzenlediği basın toplantısında seçimlere Rusya'nın müdahale etmesi için herhangi bir sebep görmediğini dile getirmişti. Trump açıklamalarının ardından Kongre ve basın tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Trump sonrasında yaptığı açıklamada ise Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini kabul ediyorum fakat sonucu etkilemedi ifadelerini kullanmıştı. Very well, and we're doing very well, probably. Kanada bir papaz katıldığı televizyon programında şeytana tapan doktorlar ve hemşirelerin kendisine teslim ettiği çoğu çocuk 675 kişiyi şeytana tapma ayininde kurban olarak öldürdüğünü söyledi. Kanalı papaz katıldığı televizyon programında 17 yıldır şeytanla yaşadığını, şeytana tapan doktorlar ve hemşireler tarafından kendisine teslim edilen çoğu çocuk 675 kişiyi öldürdüğünü söyledi. Papaz, mahalli haberlerde iddia edilen öldürme ayinlerinin nerede meydana geldiği ve polisin herhangi bir soruşturma başlatıp başlatmadığıyla ilgili ise bir açıklama yapmadı. Televizyon programında yüzüne maske takan 30'lu yaşlarda olduğu sanılan papaz, kendisinin kara ruhlarla doğduğunu, bazılarının ismini açıkladığı çoğu çocuk 675 şeytan ruhlu kişiyi gücünü sürdürmek için öldürdüğünü, ancak daha sonra şeytan krallığını terk ettiğini açıkladı. Ganalı papaz, ülkedeki sahte papazların takipçilerini aldatmak için kara ruh taşıdığını da söyledi. Papaz, eski başsavcı olan babasının öldüğünü ve kendisine büyük bir servet bıraktığını iddia ederek bu açıklamaları para için yapmadığını belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında Suriyeli mültecileri taşıyan bir gemi battı. Tekneden kurtarılan 102 göçmenle ulaşılan 19 kişinin cenazesi Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na getirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında batan tekneden kurtarılan 102 göçmenle ulaşılan 19 kişinin cenazesi Mersin'in Silifke ilçesine getirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında meydana gelen olay sonrası, Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlıkları unsurlarıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir helikopter, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir helikopterle Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait bir uçağın katılımıyla yapılan çalışmalar sonrası kurtarılan 103 göçmenle bölgeden tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Göçmenlerden hayati tehlikesi bulunan biri Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı helikopteriyle Girne'ye götürülürken 102'si ise Türkiye'ye gönderildi. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı botlarla Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na getirilen göçmenlerden bazıları liman sahasında bekleyen ambulanslarla hastaneye ulaştırıldı. Durumu iyi olanlara ise Türk Kızılayı tarafından alanda kurulan masalarda yemek ikram edildi. Libya'nın başkenti Trablus'un doğusundaki El Humus kenti açıklarında 156 kaçak göçmenin kurtarıldığı belirtildi. Ulusal Mütabakat Hükümeti'ne bağlı deniz kuvvetlerinden yapılan açıklamada Humus kenti açıklarında 10 çocuk 156 göçmenin kurtarıldığı duyuruldu. Açıklamada farklı Afrika ülkelerinin uyruğunu taşıyan göçmenlerin gerekli gıda ve tıbbi yardımın yapılmasının ardından Humus'taki barınma merkezine götürüldüğü kaydedildi. Libya'da önceki günde Karaboli kenti açıklarında 12 çocuk 165 göçmen kurtarılmıştı. Avrupa'da daha iyi yaşam şartları hedefiyle Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan yasa dışı göçmenlerin sayısında artış gözlenirken, Ulusal Mütabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Faiz Es-Serraç, geçen Kasım ayında yaptığı açıklamada yasa dışı göç amacıyla Libya'da bulunan göçmen sayısının 500.000'u aştığını kaydetmişti. Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santrale kömür taşıyan bant sistemi çöktü. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
Muğla valisi Esengül Civelek, yatağın termik santralinde kazanları besleyen kömür bant sisteminin çöktüğünü, ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını, içeride kalan 2 kişinin kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalışmalarına ise devam ediyor. Olayla ilgili açıklama yapan Muğla valisi Esengül Civelek, yatağın termik santralindeki kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi sonucu ilk olarak olay yerinde 9 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler içeride kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık ve arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki kurtarma çalışmaları hala sürüyor açıklamasında bulundu. Santraldeki kurtarma çalışmaları sürerken ambulanslara alınan yaralılar bölgedeki hastanelere gönderildi. Bursa'da trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kullanılan ve içindeki bir kişinin havaya 20 el ateş açtığı üstü açık otomobille ilgili görüntüler sonrası soruşturma başlatıldı. Bursa'da sosyal medyadan paylaşılan tehlikeli şekilde kullanılan üstü açık otomobildeki bir kişinin havaya 20 el ateş açtığı görüntüler sonrası başsavcılık soruşturma başlattı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre 18 Temmuz'da sosyal medyada yer alan Merkez Nilüfer ilçesi Alaaddin Bey mahallesinde üstü açık bir otomobilin trafiği tehlikeye düşürdüğünün görünmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Videonun 7 Temmuz'da bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldığının ifade edildiği açıklamada 4 kişi seyir halindeyken şoförün otomobili trafiği tehlikeye sokacak şekilde kullandığı, arkada oturan şahıslardan birinin havaya yaklaşık 20 el ateş açtığı anlaşılmıştır. Haber kaynaklarından anlaşıldığı üzere olayın geçen sene gerçekleştiği ancak tarihinin net olarak bilinmediği görülmektedir. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla şahıslar hakkında soruşturma başlatılmıştır denildi. Sivas'ın Suşehri ilçesinde son 4 gün içerisinde içtikleri sudan etkilenip mide bulantısı, ishal ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvuranların sayısı 750'yi geçti. Sivas'ın Suşehri ilçesinde içtikleri sudan etkilenip hastaneye başvuranların sayısı 750'yi geçti. Hastaların büyük bölümünü kadın ve çocuklar oluştururken yatan hasta sayısının 3 olduğu, diğer hastaların tümünün ayakta tedavi edilerek taburcu edildikleri belirtildi. İlçe Kaymakamlığı toplu rahatsızlanmaların nedenini tespit etmek için inceleme başlattı. Kaynağın tespit edilmesi için hastalardan alınan numuneler inceleniyor. Her hafta klorlanan içme suyu şebekesinin bu hafta klorlanmadığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmayan klor maddesi kullanıldığı iddiaları da araştırılıyor. Hasta yakınları 2 gün önce başlayan ishal ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduklarını, içtikleri sudan etkilendiklerini söylediler. Su içtik. Herhalde su da biraz dokundu zannedersem, bunu da bilmiyorum ama 2 saat sonra karın ağrısı başladı. İştahsızlık var, karın ağrısı, kusma, bulantı. Ukrayna'da 3000 yıllık mezardan ölümsüz aşk çıktı. Uzmanlar ölünce defnedilen eşine kolları ve bacaklarıyla sıkıca sarılan kadının diri diri gömüldüğünü belirledi. Arkeologlar Ukrayna'da şaşırtıcı bir keşfe imza attı. Ülkenin batısındaki Ternopil kentinde Petrikiv isimli küçük bir köyde bulunan 3000 yıllık bir mezarda birbirine sarılı bir şekilde bir kadın ve bir erkeğin bulunduğu öğrenildi. Ancak arkeologları şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Erkeğin öldükten sonra gömüldüğünü belirleyen arkeologlar, kadının da diri diri mezara girdiğini belirledi. Arkeologlar, kadının çok sevdiği eşiyle birlikte sonsuzluğa ulaşabilmek için diri diri gömülmeyi tercih ettiğini düşünüyor. Bronz çağında yaşayan ve Vistoskaya kültürüne ait çiftin gömülme tarzının dikkat çekici olduğu belirtiliyor. Çiftin dönemin nadide aşklarından birini yaşamış olabileceği düşünülüyor. Kadının mezarı kazanlar tarafından bu pozisyonda gömüldüğü hipotezi de öne sürüldü ancak uzmanlar bir ölüye bu pozisyonu almasını sağlamanın imkansız olduğunu söyleyerek bu olasılığa karşı çıktı.
Profesör Mykola Bantriski canlı şekilde kocasıyla mezara girerek ölmeye karar verdiği görülüyor dedi. Kadının gömülürken yaşadığı korkuyu yansıtan panik ifadesinin olmadığı da gömülmeden önce zehir içmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Mersin'deki Solei Pompei Polis Antik Kenti'nde bulunan 1700 yıllık portre büst kazı ekibinin yüzünü güldürdü. Sanat harikası olarak nitelendirilen 82 santimetre yüksekliğindeki büstün bir aristokrat, yönetici ya da komutana ait özel bir portre olduğu düşünülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ege Üniversitesi adına Mersin'in Mezitli ilçesinde yer alan Solei Pompei Polis Antik Kenti'nde 1700 yıllık büst bulundu. Profesör Remzi Yağcı Başkanlığı'nda yürütülen ve Mersin Belediyesi tarafından da desteklenen arkeolojik kazılarda portre büst şeklinde heykel kazı ekibinin yüzünü güldürdü. Sütunlu ana cadde üzerinde ortaya çıkarılan ve ince kristalli beyaz mermerden yapıldığı anlaşılan toga, yani Roma dönemi kıyafeti giydirilmiş bir erkeğin tasvir edildiği portre büst 82 santim yüksekliğine sahip. Kazı ekibi büstün teknik ve stil özellikleri bakımından 2. yüzyıl sonu ya da 3. yüzyıl başında Solei Pompei Polis'te yaşayan bir aristokrat, yönetici ya da komutana ait özel bir portre olduğunu düşünüyor. 1999 yılından beri kazıları sürdürülen Pompei Polis Sütunlu Caddesi'nde bugüne kadar pek çok heykel ortaya çıkarıldı. Bu sanat harikası eserler Sütunlu Cadde'nin heykeltıraşlık ve mimari plastik yönünden zenginliğini gösteriyor. Ayrıca Kilikya'nın ve Solei Pompei Polis'in kendine özgü heykeltıraşlık karakterini de öne çıkarıyor. Bulunan 1700 yıllık portre büstün konservasyon çalışmaları sonrasında daha önceki eserler gibi Mersin Müzesi'nde sergilenmesi planlanıyor. Pompei Polis'te bulunan eser sayısı yaklaşık 10 heykel olmak üzere 20'yi aştı. Mardin Müzesi, çocukların tarihi sevmesi ve tarihi eserleri koruması için 2010 yılından bu yana sürdürdüğü örnek projeyle bu yaz döneminde de çocuklara kapılarını açtı. Mardin Müzesi, arkeopark alanı oluşturarak yaşları 7 ile 12 arasındaki öğrencilere arkeolog olması için imkan tanıdı. İşte o minik arkeologlar. Onlara anlattı değil mi? Neyle beslendiklerini, hangi hayvan... Minik öğrenciler tarihi kazı alanı olarak belirlenen alanda ellerinde fırçalarla önce toprağı kazdı, ardından buldukları tarihi eserleri laboratuvara teslim etmek üzere kutulara koydu. Minik öğrencilerin tarihi eserleri bulma anları renkli görüntüler oluşturdu. Mardin Müzesi örnek bir çalışmayla çocukların bir günlük arkeolog olmasına imkan tanıdı. Mardin Müzesi oluşturulan arkeopark alanında arkeologlar, eğitmenler öğrencilere tarihi eserlerin nasıl bulunduğunu uygulamalı olarak anlattı. Küçük arkeologlar müze bahçesinde arkeologları aratmayacak bir çalışmayla toprağı kazdı. Eserleri titizlikle bulup laboratuvara götürmek için büyük bir hassasiyetle çalıştı. Minikler kazı yapmak için oluşturulan alanda buldukları tarihi eserleri önce fotoğrafladı, ardından hazırlanan kutulara koydu. Minik arkeologlar yaptıkları çalışmadan çok mutlu olduklarını söyledi. Adım Emirhan, soyadım Artıkoğlu. Emirhan, şu anda kazı yaptın ve gömüler buldun, evet. Tarihi eserler buldun. Neler söyleyeceksin? Çok mutlu oldum ve bizim herkesin görmesini isteyebileceğim bir şey oldu. İçim çok mutlu oldu, sevindim. Ne buldun tarihi eser olarak? Bir vazo buldum, bir de büyüteç halinde bir şey. Çalışmalar yapıyoruz, toprağın altından tarihi eserler çıkarıyoruz. Ben de bir vazo buldum. Nasıl bir duygu? Arkeolog olmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Müze eğitimcisi Işılay Baysak burası. Neolitik yaşamı görüyorlar, Neolitik yaşama dair bulgular elde edip Neolitik yaşamı tanıtıyorlar diye konuştu. Biz burada Mardin Müzesi olarak çocuklarla arkeoloji bilimine dair hem teorik hem de pratikte bilgiler verip onlara uygulamalar yaptırıyoruz. Burada Neolitik yaşamı görüyorlar, Neolitik yaşama dair bulgular elde edip Neolitik yaşamı tanıyorlar. Daha sonra ardından arkada gördüğünüz arkeopark alanında imitasyonlar
restorasyon ürünleri biz daha öncesinde toprak altına koyuyoruz. Üzerini toprakla kapatıyoruz ve sonrasında onlar birer küçük arkeolog olarak kazı yapıp o ürünleri bulup çıkarıyorlar. Kahraman Kazan Belediyesi Gençlik Meclisi öğrencileri eskiyi değerlendir, yeniyi şenlendir projesi kapsamında daha önce cenaze hizmetleri için gezici gasilhane olarak kullanılan atıl durumdaki otobüsü kütüphaneye dönüştürdü. Kahraman Kazan ilçesinde daha önce seyyar gasilhane olarak kullanılan otobüs kütüphaneye dönüştürüldü. Belediye tarafından geçmişte köylerdeki cenaze hizmetlerinde seyyar gasilhane olarak kullanılan otobüs örnek projeyle değerlendirilmiş oldu. Kitabüs ismi verilen otobüs ilçede mahalle mahalle gezerek hizmet verecek. Yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı yani YDS sonbahar dönemi başvuruları başladı. Adaylar 26 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin sitesinden sınav başvurusu yapabilecek. ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı yani YDS başvuruları 26 Temmuz'a kadar alınacak. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2018 YDS sonbahar dönemi sınavı 9 Eylül'de yapılacak. Sınava başvurular 26 Temmuz'a kadar alınacak. Adaylar başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak. Adayların başvuru sürecinde 2018 YDS sonbahar dönemi kılavuzunu incelemeleri gerekiyor. Ankara'da gönüllü olarak 250 sokak köpeğine barınak hizmeti veren İnci Aksoyoğlu, bulundukları araziden çıkmaları için baskı gördüklerini ve kendilerine hiçbir belediyenin yer vermediğini öne sürdü. Aksoyoğlu, köpeklerimizin ortada kalmasından korkuyoruz dedi. Etimeskut ve Yeni Mahalle ilçe sınırlarındaki bir arazide 12 yıl önce arsa sahibinin geçici izniyle sokak köpeklerine gönüllü barınak hizmeti vermeye başlayan İnci Aksoyoğlu ve Hatice Çiçek 250 köpeğin ortada kalmasından korkuyor. İnci Aksoyoğlu ve Hatice Çiçek'in sokak köpeklerini korumak için gönüllü olarak kurdukları barınağın kaldırılması için civardaki arsa sahiplerinin satışlarını engellediği gerekçesiyle baskıda bulunduklarını iddia ediyorlar. Aksoyoğlu, barınağın bulunduğu bölgenin toplu yaşam alanına dönüştürülmesi gerekçe olarak gösteriliyor ve bizim bu barınağı kaldırmamız isteniyor. Bizim kapımıza dozer dayanırsa biz bu hayvanları nereye götüreceğiz, kime teslim edeceğiz? Kimseye teslim edemeyiz, bizim ölmemiz lazım. Köpeklerimizin ortada kalmasından korkuyoruz. Bu hayvanları kimseye veremeyiz. Bizim bir yere ihtiyacımız var. Bütün belediyelere gittik, bize yer verin diye ama yok. İnsana yer var ama hayvana yok. Niye bunlar can değil mi dedi. Aksoyoğlu, hiçbir belediye ve hayvan derneklerinden de kendilerine yardımda bulunulmadığını da öne sürerek, bize çok nadiren okullardan çıkan yemekler getiriliyor. Sadece sayıları çok az olan hayvanseverlerin desteğini alıyoruz. O da neye yetecek? Burada 250 tane köpek var. Başta gıda yardımı olmak üzere her türlü desteğe ihtiyaç duyuyoruz. Biz para yardımı kabul etmiyoruz. Sadece mama ve ilaç desteği bekliyoruz. Bizim derdimizi anlaması için insanın bir gün bizimle yaşaması lazım ifadesini kullandı. Hindistan'da mutluluk dersleri okutulmaya başlandı. Hindistan'ın en büyük ikinci metropolü Delhi'de binden fazla okulda mutluluk dersleri müfredata girdi. CNN'in haberine göre Delhi Eğitim Bakanı Manish Sisodia'nın projesi olan mutluluk dersleri hafta başından bu yana binin üzerinde okulda veriliyor ve her gün 30 ila 45 dakika sürüyor. Program çerçevesinde öğrenciler kreş çağından 2. sınıfa, 3. sınıftan 5'e ve 6'dan 8'e olmak üzere 3 gruba ayrılıyor. Başarının notla ölçülmeyeceği mutluluk derslerinde öğrencilerin test ya da ödev yapması gerekmiyor. Duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarına odaklanan hikaye anlatımı ve meditasyon gibi aktivitelerle duygusal zekanın geliştirilmesi hedefleniyor. Mutluluk derslerinin çocuk ve gençlerin depresyon, stres ve endişe bozukluğunun üstesinden gelmesine yardımcı olması ümit ediliyor. Farkındalık, değerleme dayalı aktiviteler ve kendini ifade etme mutluluk derslerini işleyecek öğretmenlerin konuları arasında yer alıyor. Delhi Eyalet Yönetimi'nin oluşturduğu mutluluk komitesinin de 200 akıl hocasıyla derslerin takibini yapması planlanıyor.
Harun Kolçak hayata gözlerini yummasının birinci yıl dönümünde anılıyor. Türk pop müziğine kattığı yorumlarla adını tarihe kazıyan Harun Kolçak, geçen yıl bugün prostat kanseri nedeniyle hayata gözlerini yummuştu. Gecelere sığmaz oldu düşlerine de gündüzlere, doldum taştım bak şu halime. Türk pop müziği yorumcusu, gitarist ve şarkı sözü yazarı Harun Kolçak vefatının birinci yılında anılıyor. Fark etmek zordur beni, göstermem kendimi, kalbimden biri verelim içeri. Kolçak 2014 yılında prostat kanseri nedeniyle ameliyat geçirdi. Kanseri maneviyatla yazmıştı. Harun Kolçak'ı özlemle anıyoruz. Her an heyecan olurum ben, küllerim ateş olur. Bu haberle birlikte gün izini noktalıyoruz sevgili izleyenler. WhatsApp hattımızı hemen sizlerle paylaşalım. 0545 357 42 13 numaralı hattan bizlere ulaşabilir, sesinizi duyurabilirsiniz. Yarın saat 14.30 olduğunda gün iziyle yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın. We'll be right back.